Milattan önce 1300'lü yıllarda yaşamış olan çocuk firavun Tutankamon'un mezarı 1992 yılında bir grup arkeolog tarafından bulunmuştu. Grubun lideri Howard Carter mezar odasına giren ilk kişi oldu ve girişteki lambanın üzerinde "Gizli odayı koruyacağım, benim görevim firavunu korumak" yazıyordu. Bunun mezar soyguncularını korkutmak için yazılan tehditkar sözlerden biri olduğunu düşünerek yollarına devam ettiler. Lahiti açtıklarında ise karşılarına lanetlendiklerini ve öleceklerini söyleyen yazılar çıktı. Hiçbirini dikkate almayarak hazineler ve lahitleriyle ülkelerine döndüler. 2 hafta içerisinde 7 kişilik ekibin tamamı öldü. Daha sonra ise mezarı ziyaret eden pek çok kişi garip olaylar neticesinde hayatını kaybetti. Umut elması olarak bilinen ve dünyanın en değerli mücevherlerinden olan bu mavi elmas, 17. yüzyılda Hindistan'da bulunan bir tapınak tanrıçası heykelinden alındı. Elması, John Baptista Taverny adında bir macera perest bulmuştu. Elması Fransa kralına sattıktan sonra yeni elmasların peşine düştü ve çok geçmeden köpeklerin saldırısına uğrayarak öldü. Fransa kralı 14. Louis ise elması sürekli boynunda taşımaya başladı. Ancak elması aldıktan yalnızca birkaç ay sonra kardeşleri ve 2 torunu birbiri ardına öldü. Bunun üstüne elmas ortadan kaldırıldı ve 15. Louis de bu elması takmak istemedi. Fakat Kral 16. Louis ve karısı bu elması takmaya devam ettiler. Onlar da Fransız ihtilali sırasında kaçmaya çalışırken idam edildiler. İhtilal sonrası devlet hazinesi paylaşıldığında ise bu elmas bir tüccarın eline geçti. Ancak tüccarın oğlu elması çaldı ve bir ay sonra intihar etti. Daha sonra elmas koleksiyonu yapan 2. Abdülhamit'in dikkatini çekti ve 1908'de 2. Abdülhamit bu elması 500 bin dolara satın aldı. Aldıktan kısa bir süre sonra ise tahtını kaybetti. Bugün Amerika'daki Smithsonian Müzesi'nde sergilenen elmas, 2. Abdülhamit'ten sonra birçok kez el değiştirdi ve hepsi trajik ölümlerle sonuçlandı. ''1900'lü yılların film yıldızı James Dean, 1955 yılında bir Porsche Spyder satın almıştı. Ancak çok fazla kullanamadan kaza yaparak ölmüştü. James, arabayı aldığında kız arkadaşı ve yakın dostları bu arabadan hoşlanmıyor ve binmeyi reddediyorlardı. Hatta aktör Alec Guinness, arabayı görünce titremeye başlamış, binmemesi için Dean'i uyarmış, arabadan kurtulmazsa bir hafta içinde öleceğini söylemişti. Nitekim öyle de oldu ve olaylar zinciri başladı.'' Kaza yerinde arabanın parçaları toplanırken birçok teknisyen yaralandı ve bir kişi öldü. İlerleyen zaman içinde arabanın motoru, krank mili ve tekerlekleri James'in hayranları tarafından alınır ve kendi araçlarına monte ederler. Parçaların takıldığı tüm araçlar ölümle sonuçlanan kazalar geçirir. Son kurban ise arabanın iskeletinin sergilenmesi için Salinas'a götüren kamyonun şoförü olur. Kamyon yoldan çıkıp bir uçuruma yuvarlanır ve sürücü korkunç bir biçimde can verir. Yaşanan bu garip olaylar sonrası bir garaja kilitlenen Porsche, çelik halatlarla bağlı, öylece kendi kaderine terk edilmişken, 11 parçaya bölünmüş bir halde bulunur ve herkesi hayretler içinde bırakır. ''1929 yılında bir Hint mihracesi Atatürk'le görüşmek ister ve randevu için müracaat eder. Bu isteği kabul edilen mihrace, görüşmeden sonra Atatürk'e Hint dişi ipek bir halı hediye eder. Bu hediye, Atatürk'ün İstanbul'a geldiğinde sıklıkla ikamet ettiği Perapalas'taki 101 numaralı odaya gönderilir. 1938 yılına kadar sıradan bir ipek halı olan bu hediye, Atatürk'ün vefatından sonra gizemli bir halı olur. Araştırmacılar halının üzerinde ilginç motifler olduğunu fark ederler. Halıdaki 20 cm çapındaki saat motifi, Atatürk'ün beyin ölümünün gerçekleştiği zaman olan 9.07'yi göstermektedir. Şaşkınlık yaratan gizem, araştırmacılara göre bununla da sınırlı değildir. Halıda saat motifinin yanındaki kasımpatı çiçekleri Kasım ayını, altındaki 10 tane şamdan ise Kasım ayının 10'unu çağrıştırır. Bugün gizemini hala koruyan halı, Atatürk'ün Perapalas'ta müzeye çevrilen odasında muhafaza edilmektedir.